Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul hakkı üzerinde çok dururdu değerli kardeşlerim. Kul hakkı üzerinde. Hatta son hastalığında bizi hayretler içerisinde bırakıyor ve ağlatıyor. Kendisinde biraz güç buldu. Müslümanların böyle camide namaz kıldığını görünce duygulandı. Ve koltuğunun altına girdiler. Buraya kadar götürdüler. Bir konuşma yaptı onlar. Son günlerini yaşadığını ifade eden konuşmalar. Zaten Peygamberimizin hastalığını görerek yüreği yaralı mahzun Müslümanlar bu konuşma karşısında çok duygulandılar. Konuşma esnasında buyurdular ki, ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa bana dair hemen ödesin. Dünyada rezil olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvaylığı ahiretin yanında pek hafif kalır. Yani herkes üzerindeki hakları ve ben de dahil üzerimizde bir hak varsa dünyada rezil oluruz, üstünü örtelim demeyelim, bunu ödeyelim. Çünkü dünyada rezalet, rezil olmak istenmez elbette ama ahirette mutlaka bu meydana çıkacak ve rezil olacaktır. Unutmayın. Dünya rezilliği, rüşvaylığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Yine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konudaki hassasiyeti bizzat kendisinden örnek vererek şöyle buyurdu. Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından sehven bilmeyerek aldımsa işte malım gelsin alsın. Bilerek olsa ben onu zaten geciktirmeye verirdim bu zamana kadar. Ama unuttuğum veya sehven aldığım bir şey varsa gelin bana söyleyin. İşte malım. İyi biliniz ki benim katımda sizin en sevgili olanınız varsa hakkını benden alandır veya helal edendir. Zira Rabbimize ancak bu sayede helallaşmak olarak gönül rahatlığıyla kavuşmak isterim buyuruyor. Bu da hakların ödenmesiyle mümkün olacaktır. Peygamberimiz bu sözünü birkaç defa tekrarladı. Bu sözleri dinleyen bir adam ayağa kalktı. Dedi ki, ya Resulallah, ısrar ettiniz. Söylemek zorunda kaldım. Bir zaman bir kişi sizden istekte bulunmuştu. Sizin de yanınızda yoktu. Ona 3 dirhem vermemi bana emrettiniz. Ben de vermiştim. Peygamber, doğru söylüyorsun. Ey amcamın oğlu Fadıl. Buna 3 dirhem ver. Orada başka bir acı olay daha cereyan etti. Ökkaşi Hazretlerinin meşhur hikayesi. Ama onu anlatmayacağım. Çünkü ne anlatabilirim bu haleti ruhiye ile ne de sırası değil. Mevzu anlaşılıyor bu kadarcık bir örnekle. Peygamberimiz olayın arkasından şöyle dua ediyordu. Allah, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kimi ağır bir söz söylemiş. Ve onu incitmişsem, incitecek bir şekilde ona vurmuşsam, sen bunun hakkında söylemiyorsa, temizliğine ver, günahlarından arındır, ecrini, mükafatını bol olur.
rahmetini ona bol bol ver buyurdular. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emsalsiz davranışı, peygamber, son peygamber ve İslam devlet başkanı ve artık bırakıp gidecek bir vaziyette dünyada böyle konuşuyor, böyle davranıyor. Bu emsalsiz davranış toplumun en alt kademesindeki bir kimseden en üst makamdaki insanlara kadar herkesin ibret alması ve ona göre davranıp kendisini hizaya çekmesi gereken bir örnek davranıştır. Ne büyük bir fazilettir ki bütün alemlerin yüzü suyu yaratıldığı insan borçlu olarak gitse Allah Celle Celaluhu borçlarına karşı onu ahiret elbette ki utandırmayacak ve fazlasıyla haklarını onlara verecektir. Bu kadar gökten vahiy almış Cenab-ı Allah'ın yardımlarına mazhar olmuş, iltifatlarına mazhar olmuş, masum, günah işlemeyen bir insan buna rağmen üstünde bir kul hakkı varsa ashabın haber vermesini ve gelip almasını istiyor. Helallaşıyor ümmetiyle. Helalleşmenin ehemmiyetine dikkat çek. Değerli kardeşler, İslam toplumu böylesine temiz ve nezih bir toplumdur. Allah Celle Celaluhu, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir ömründe verdiği bu dersi iyi düşünen ve haram yemeyen kul haklarından kaçınan, böylece içini ve dışını temiz tutan bir fert eylesin hepimizi, bu fertlerden meydana gelen bir toplum eylesin İslam toplumu. Allah Celle Celaluhu, Allah'ın kanunlarını uygulayan bir İslam devleti nasibi müyesser eylesin bizlere inşallah. Yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimize de nusretini ihsan eylesin. Evet, Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu aşkla, şevkle, vecdle, huzur ve huşu ile yapabilmek için bir yandan nasıl yapacağımızı ilim yoluyla öğrenmek, öbür yandan da temiz yiyerek, helal diyerek, özellikle de kul haklarından korunarak çabalamalıyız. Allah hepimizi buna muvaffak eylesin. Hoşça kalın ve selam.